Benim işim sevgi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Evet. Biz hiçbir zaman gönüller yıkmanın, gönüller kırmanın tarafında değil, gönüller yapmanın tarafında olduk. Ama dik durduk, dikleşmedik. Bizim çatışmayla işimiz olmaz. Bizim vandallıkla, vurup kırmayla, yakıp yıkmakla, kırıp dökmekle işimiz olmaz. Değerli kardeşlerim, biz yapmayı biliriz. Ve bugüne kadar da yaparak, üreterek, inşa ederek, Türkiye'yi büyüterek bugünlere geldik. Şimdi altını çiziyorum. Faiz lobisine rağmen buralara geldik. Ve bu faiz lobisi, bu faiz lobisi şu anda borsada spekülasyonlara girmek suretiyle bizi tehdit edeceğini zannediyor. Şunu bir defa çok iyi bilmeleri lazım. Bu milletin alın terini biz onlara yedirtmeyeceğiz. Bir bankanın genel müdürü çıkıp da eğer bu vandalizmi organize edenlerin yanında olduğunu söylüyorsa onlar karşısında bizi bulacaklardır. Bizi bulacaklardır. Biz bugünlere Türkiye ekonomisini büyüterek geldik. Bizim karşımıza geldikleri zaman sizin zamanınızda 5 kat daha zengin olduk diyenler işte şimdi bugünlerde bizle uğraşmaya başladılar. Biz buralara insanımızı yücelterek geldik. Artık dünya Türkiye'yi konuşuyor. Artık dünya Türk insanını konuşuyor. Böyle bir dönemde nereden çıktı bu işler? Değerli kardeşlerim, biz bugünlere ya sabır diyerek sabreden zafere ulaşır diyerek geldik. Herkes şunu bilsin. Biz Türkiye'yi kardeşlik üzerine inşa ederek, kardeşlikle büyüterek, kardeşliği yücelterek bugünlere geldik. 76 milyonun hiçbir ferdini ayırt etmedik. Evet, Başbakan Erdoğan'ın dün geceki geldikten sonraki konuşmasının bir bölümü böyleydi. Faiz lobisiyle ilgili en son zaten onu konuşuyorduk İlk Bey. Buyurun. Evet. Aslında Başbakan o kadar güzel ifade etti ki, yani bunun üzerine söyleyecek çok söz yok ama şunu söyleyeyim, tekrar ediyorum. Dün akşam bir milattır. Özellikle 1800'lerden itibaren bu topraklarda her istediği kelleyi alan dış koalisyon ve içerideki birleşikleri, uzantıları dün itibariyle son 10 gündür başlattıkları operasyonda başarısız olmuşlardır. Türk halkı gerçeği görmüştür. Türk gençleri gerçeği görmüştür. Bunun nasıl bir kirli organizasyon olduğunu net olarak görmüştür. Ve dün itibariyle, dün akşam itibariyle, bu sabah itibariyle Türkiye normalleşme sürecine girmiştir. Bakın bugün sermaye piyasasında sabah bir denediler aşağı doğru başbakanın söylediği hareketi. Ama sonra tekrar döndüler, kendi kusurlarını örtmeye çalışıyorlar. Geçen pazartesi %-10,5'luk hareket tamamen bir tehdit hareketidir. Hükümete yönelik bir finansal darbe hareketidir. Sermaye piyasası kurulu hangi bankalar, hangi aracı kurumlar, hangi fonlar
bu hareketi yapmıştır, bunu mutlaka araştırmalıdır. Bu hesaptan satıyorlar, bu hesabı alıyorlar. Onlar satmıyor aslında ama araya kapılanlar ellerindeki malları çıkarıyor korkudan. Dolayısıyla bu oyunları biz çok gördük Seda Hanım. 2001 krizi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yöneltilmiş en büyük finansal tehditlerden biriydi. 57. hükümetin finansal entelektüel kapasitesi yeterli olmadığı için Türkiye acıları çekti. Ve bu sabah itibariyle öyle bir panik var ki bir haber kanalında hiç çıkarmadıkları bir adamı çıkarmışlar. Adam programı sunana şöyle diyor. Kemal Derviş yaptı bunu değil mi? Kemal Derviş yaptı, hükümet de devam etti. Ve ben buradan bir gerçeği haykırıyorum. Hükümetin ekonomik başarısının altında Kemal Derviş'in bir gramlık bir katkısı yoktur. Hükümet Kemal Derviş'in programını zorunlu olarak belli bir noktaya kadar takip etmiştir. O da içerideki yine bu baskı lobilerinin sonucu takip etmiştir. 2008'de IMF'nin kovulacağı gece başbakanın evini ablukaya almışlardır aynı isimler. Hatta o dönemde bakan olan bazı isimler ve bürokratlar imzala bu kağıdı diye sabaha kadar başbakana baskı yapmışlardır. 2008'deki standby anlaşmasını başbakan yırtıp atmış, sabah imzalamayacağım demiş ve Türkiye'de 1850'lerden itibaren boynuna geçirilen finansal prangayı söküp çıkarmıştır. Bu kadar önemlidir bu. Kemal Derviş Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne son 200 yıl içindeki en büyük kazığı atan adamdır. Bunu kimse unutmasın. 2001 krizi sonrasında çaresizlik içindeki Türkiye'ye 40 milyar dolara yakın dünya faizinin 7 katı faizle para sattılar. Bunun aracı da Kemal Derviş'tir. Dolayısıyla bugün Kemal Derviş'in devamıdır bu hükümet, bu onun politikasının devamıdır diyenler yalan söylüyor. Hükümetin ekonomideki gerçek başarısı 2008'den sonra IMF'yi kovmasından sonra ortaya çıkan büyük başarıdır. Ve bu büyük başarı, son 5 yıllık başarı içerideki bu başbakanımızın da söylediği faiz lobisini ciddi olarak tedirgin etmektedir. IMF'yi kovduğumuz gün faiz %30'du. Gazetelerin Ankara temsilcileri televizyonları patlatıyordu. IMF'yi kovarsak Türkiye batar. Faiz 4.61'e indi 5 yılda. Ama o kadar korktular ki 2'ye gidiyor diye faiz 4.61'i aşağı kırsaydı ve son 10 günde bütün bunların bileşkesi olarak bu hareket denendi. Ben Türk halkına bu şuradan bir vatandaş olarak sesleniyorum. Son 200 yıldaki bütün finansal manipülasyonları, siyasi uzantılarını, siyasi uzantıların finansal manipülasyonlarla desteklenmesini, bütün hareketleri incelemiş biri olarak söylüyorum. Türkiye'de her zaman darbeler devalüasyonları, devalüasyonlar darbeleri ve bütün bunlarda hep o yerleşik düzenin köklerinin sağlamlaştırılmasını getirmiştir. Dolayısıyla peki, dün akşam bir milattır. Son 130 yıldır bizden her istediğini alan büyük koalisyon, dışarıdaki koalisyon ve içerideki taşeronları hezimete uğramışlardır. Bir milattır, bir zaferdir. Bu sabah itibariyle Türk milletine hayırlı olsun. Peki. Yiğit Bul, teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Günün manşetini noktalıyoruz ama kısa bir aranın ardından tekrar karşınızda olacağız sayın seyirciler. 12 ajans ekrana gelecek. Pelin Karabay karşınızda olacak günün öne çıkan sıcak başlıklarıyla. Ardından çok önemli konuklarımız olacak. Gezi olaylarını Başbakan Erdoğan son açıklamalarını soracağız kendilerine.